Arkadaşlar merhaba hepinize hoş geldiniz. <laughs> Mervecim merhaba. Merhabalar Muhammed'im. Öznur merhaba. İyi akşamlar. Evet arkadaşlarım, şimdi çok vakit kaybetmeden hemen yayına başlamak istiyorum. Şuraya bir x, bir çarpı attım. Oradan net midir? Okuyabiliyor musunuz arkadaşlarım? Burası net mi? <laughs> Bana hemen söylerseniz hemen başlayacağım. Geç, geçen dersimizde kaldığımız yerden hemen. Evet, net öğretmenim ya da net değil şeklinde bir tepki verelim. Evet. Nimet net dedi. Öznür net dedi. Muhammed net dedi. Tamam. O zaman yorumlarımızı kapatıyorum öğretmenim. Beni can kulağıyla dinleyin. Yine güzel bir ders anlaşılır. Akıcı bir ders yapacağız arkadaşlarım. Yine yaklaşık bir saat kadar. Geçen hafta bir saat yayın kopmasın kaydedebileyim diye hemen bir saatinde olmasına 30 saniye falan vardı. Hemen kapattım. Yalnız onu YouTube'a attık. Kaçırdıysanız veya tekrar izlemek istiyorsanız eee YouTube'dan izleyebilirsiniz. Bir de e, Telegram e, arkadaşlarım te Telegramda e, bu soru çözümleri için veya not paylaşımı için veya sizlerin sorusu olduğu zaman onları yanıtlayabilmek için bir de Telegram grubu e, açacağız arkadaşlarım. Telegramı ben oluşturdum e, linkini şeyden e, hikayeden paylaşacağım oradan katılabilirsiniz. Ee, bir sıkıntı oluşan bir platform değil çünkü kimse kimsenin e, numarasını görmüyor nasıl olsa arkadaşlarım Hem e, birbirlerinizin notlarından, hem benim notlarımdan bilgimden hem de birbirinizin bilgilerinden faydalanırsınız arkadaşlarım. YouTube'u da şeyden paylaşırım arkadaşlar hikayeden paylaşırım Merak etmeyin. O zaman ne yapıyoruz başlıyoruz şimdi e, geçen hafta arkadaşlarım yorumları kapatıyorum yine arada açarım net mi değil mi bir sıkıntı var mı? oradan kontrol ederiz. Merak etmeyin. Yorumu kapattım. Şimdi arkadaşlarım biz geçen hafta neyden bahsettik en son olarak? Yaptırımlardan bahsettik. Yaptırımlardan kastımız hukuk kurallarının yaptırımları değil mi? Yani hangi yaptırımlar o zaman hukuk kurallarından bahsediyorsam maddi yaptırımlardan bahsettik. Değil mi? Maddi yaptırımlardan bahsederken de bunları sıraladık öğretmenim biz sıraladık. Tek tek hepsine baktık. Ne dedik? Tazminat vardı öğretmenim. Değil mi? Tazminat vardı. Daha sonra neyden bahsettik? Cebri icradan bahsettik öğretmenim. Doğru mudur? Doğru. Onun haricinde neyden bahsettik hocam? İptalden bahsettik. Değil mi? Ondan sonracığımına neyden bahsettik öğretmenim? Hükümsüzlükten bahsettik. Değil mi? Ondan önce, bunlardan önce, yaptırımlardan önce e, sosyal hayatı düzenleyen kurallara baktık. Sosyal hayatı düzenleyen kuralları dört şekilde sınıflandırdık. Bunlar içerisinde bizim için en önemlisi hukuk kurallarıydı. Değil mi? Hatta manevi yaptırım, maddi yaptırım diye ayrımını yapmıştık bu şekilde. Hukuk kurallarının özelliklerine baktık. Hukuk kurallarının işlevine baktık. Daha sonra da bu maddi yaptırımları tek tek işlemeye başladık. Tazminata baktık öğretmenim. Tazminatta anahtar kelimelerim neydi? birine zarar verecektik değil mi? Kişilik haklarına zarar verebilirdik ya da mal varlığı haklarına zarar verebilirdik. Orada maddi manevi tazminat ortaya çıkar idi. Cebri icada zorla, devlet gücüyle, devlet eliyle değil mi? bir ihmal edilen davranışın yerine getirtilmesi söz konusuydu. İptalle hükümsüzlükte dikkat edin dedim. Neye? İşlemi yapana. İşlemi yapan Devlet ise ve hukuka aykırı ise iptal söz konusu olur yaptırım olarak. İşlemi yapan kişi ise ve hukuka aykırılık söz konusu ise e, yaptırım olarak ne karşımıza çıkardı? Hükümsüzlük karşımıza çıkardı öğretmenim. Hükümsüzlükte de biz 3 durumdan bahsettik değil mi? Yokluk dedik. Yokluk. Onun haricinde ne dedi öğretmenim? Butlan var dedik. Değil mi? Butlandan sonra da e, ne demiştik öğretmenim? Yokluk var dedim. E, butlan var dedim. Onun haricinde e, tek taraflı tek taraflı bağlamazlıktan bahsettik. Bunları da kendi arasında ayırmıştık. Anahtar kelimeler vermiştik. Dedik ki öğretmenim dikkat edelim. Kurucu unsurlar yok ise anahtar kelime. Kurucu unsur yok ise yokluk. İşlemi kim yaptı? Hükümsüzlük olduğu için kişiler yaptı. Devlet yapsaydı iptal olacaktı. Değil mi? Kurucu unsur derse yokluk Değil mi arkadaşlarım? Şurada butlanda dikkat edecektik. Neden? Nispi butlan vardı burada. Mutlak butlan vardı. Yani mutlak olarak geçersizlik, nispi olarak geçersizlik. Ona dikkat edecektik. Emredici kurallara aykırılık varsa emredici kuralların tersini, aksini yapamayacağımız için işlem kesin olarak değil mi? Mutlak olarak geçersizdi. Yani mutlak butlan vardı. Ama ister geçerli, ister geçersiz yani bizim inisiyatifimize kalmış olan bir durum var ise yani bundan etkilenen de biz oluyorduk. Nisbi Butlan var idi örneğinde vermiştik değil mi? Mesela size zorla bir senet imzalattırmışlardı. İstersen bu senedi öde istersen ödeme. Ödeyeceğim dersen geçerli olur ödemeyeceğim der mahkemeye gidersen ve bunu ispat edersen mahkeme kararıyla ne olurdu öğretmenim? Geçersiz olurdu değil mi? hükümsüzlüğe de bu şekilde bakmıştık. İşte bizim bir diğer yaptırımımız değerli arkadaşlarım tam da burada kalmıştık cezadır. Değil mi? Bizim bir diğer yaptırımımız da ceza. Şimdi biz ceza yaptırımına bakacağız. Şimdi o zaman şuraya dikkat et. Hukuk kurallarının yaptırımları yani maddi olan yaptırımlarım neler öğretmenim? Tazminat, cebrica, iptal, hükümsüzlük ve ceza. İptalin içerisinde de yokluk var, mutlak butlan var, nispi butlan var, tek taraflı bağlamazlık var. Dikkat edin öğretmen. Şimdi geldim cezaya. Sevgili arkadaşlarım ceza dediğim zaman şuna dikkat etmem gerekiyor benim. Neye öğretmenim? Birincisi. Şimdi bak. Bir yerde suç var ise ceza o zaman ortaya çıkar. Yani bir tane kitap var ya suç ve ceza diye. İşte ve Gerçekten de ve neden ve öğretmenim suçun olmadığı yerde ceza olmaz. Suç varsa ne vardır? Ceza vardır. Öğretmenim suç yoksa ceza yoktur. Bu ne demektir öğretmenim? Demek ki bir kimse 5237 sayılı kanuna muhalefet ederse hangi kanun bu? Ceza kanunu. Demek ki bu kanuna muhalefet ettiğinde ne yapmış oluyorsun? Suç işlemiş oluyorsun. Otomatikman ne alırsın? ceza alırsın. Çünkü bizim 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz suçları ve cezaları birlikte düzenlemiş. Bu yüzden suç ve ceza birbirinden ayrılamaz. Eğer bir yerde suç var ise ceza alırsınız. Dolayısıyla ceza aldıysanız ne yapmışsınız demektir? Suç işlemişsiniz demektir. Suç işlemediysen cezayı bir yaptırım söz konusu değildir öğretmenim. Olayımız bu. Yani neyi bileceksin? Bir yerde suç varsa Ceza ancak o zaman var. Suçun olmadığı bir yerde kesinlikle ne olmaz öğretmenim? Ceza olmaz. Bunlar birbirinden ayrılmayan iki tane kardeş. Bir yerde suç ceza gördüğün zaman ha diyeceksin bu adam kesinlikle ne yapmış öğretmenim? Suç işlemiş diyeceksin. Şimdi bunun da ayrımı var değerli arkadaşlarım. Neyin? Cezanın. Şuraya tekrar bir başlık atayım ben. Şöyle şuraya getireyim. Ceza yaptırımı dediğim zaman. Ceza yaptırımı. Değil mi öğretmenim? Heh, bak, ceza yaptırımı buraya getirdiğim zaman ceza yaptırımı kanunumuzda düzenlenmiş arkadaşlar. Bunu ben ikiye ayırıyorum. Kocaman ayırdım. Nedir öğretmenim? Nasıl ayırmış kanunumuz? Birincisi kocaman yazdım şuraya. Hapis cezası öğretmenim. Diğeri nedir öğretmenim? Adli para cezası. Öğretmenim bunu neden böyle ayırdın sen kafana göre? Hayır işte kafama göre ayırmadım. Bunu aslında ben ayırmadım. Bunu kim ayırdı? Aha da şuraya yazdığım kanun ayırdı. Ne dedim? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda suçlar ve cezalar birlikte düzenlenmiş. Suç ismini saymış cezası budur demiş. Suçun ismini söylemiş cezası budur demiş. İşte bu cezalar bu kanunda ikiye ayrılıyor. Hapis cezası ve adli para cezası olarak. Şimdi dikkat etmeni istediğim husus. Bak Amcamız buraya ne yazmış? Adli para cezası. Ne yazmış? Adli para cezası. Allah'ın hakkı üçtür tekrar söylüyorum. Ne yazmış? Adli para cezası. Bir para cezasının tekrar ediyorum bir para cezasının burada saydığımız ceza yaptırımı içerisinde yer alabilmesi üçün ne olması gerekirmiş? Adli para cezası olması gerekirmiş. Anlatabildim mi? Heh. Buna dikkat edin. Neymiş adı? Adli para cezası. Başkası bizi ilgilendirmez. Şimdi bunlara tek tek bakalım. Buradan bir sürü kez ne oldu öğretmenim? Soru geldi. O yüzden burayı azıcık irdeleyelim. Buraya azıcık bakalım. Şimdi hapis cezası dediğim zaman değerli arkadaşlarım. Şöyle bir durum var. Şimdi hakim suç işleyen kimseye ne yapabilir? Müebbet hapis cezası verebilir. Çünkü müebbet hapis cezası ceza yaptırımda e, hapis cezalarının türlerinden bir tanesi. Müebbet hapis cezası ne anlama geliyor bu? Ömür boyu adam ceza böyle aklınıza tutabilirsiniz. Değil mi? Bir diğer e, hapis cezası türü ağırlaştırılmış ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Bak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da hapis cezası türlerinden bir tanesi. Öğretmen bunun ikisi de müebbet. Farkı ne? Bak bu ağırlaştırılmış. Nasıl yani? Ceza evinde cezayın neyleri ağırlaştırılmış? Eee, çektirilme şekli. Cezanın çektirilme şekli. Yani cezanın rejimi ceza biraz daha ne yaptırılmış? Ağırlaştırılmış. Mesela şöyle düşünün. Müebbet hapis cezası yiyen kişinin 6 kişilik koğuşlarda veya 10, 20, 30 kişilik koğuşlarda yani insanların arasında yaşadığını, kaldığını, o cezayı o şekilde çektiğini düşünün. Ağırlaştırılmış müebbette adam mesela hücrede anlatabildim mi? Hücrede yani tek başına insan yüzü görmüyor. Bak ne yaptım? Cezayı biraz daha müebbet hapis cezasını biraz daha ne yaptım? Ağırlaştırdım. Şimdi ceza ama. Bir 10 kişinin içerisinde insan yüzü görerek ceza çekmek var. Hapis cezasını çekmek var. Bir de hücrede tek başına kafayı yemek, sıyırmak var. Anlatabildim mi? Farkı bu değerli arkadaşlar. Bir diğeri de süreli hapis cezası. Süreli hapis neyse öğretmenim cezası. Ha bak bu ikisi ömür boyu cezaevinde dedim ya bu adamlar. Bir tanesi de süreli. Yani Belli bir müddet bu şahıs cezaevinde kalacak. Daha sonra tahliye olacak. Cezaevinde çıkacak. Şu süreyi doldurduktan sonra. O yüzden süreli diyorum öğretmenim. Ama bunun sınırı var. Ne olamaz öğretmenim bu? Bir aydan az değil mi? Ne diyorum? Bir aydan az. Daha sonra 20 yıldan çok neymiş? Olamazmış. He, bak. Çok önemli bir bilgi. ÖSYM bunu sordu. Süreli hapis cezasında arkadaşlarım. Ceza bir aydan az olamaz. 20 yıldan ne olamaz? Çok olamaz. Bak ne var burada öğretmene? Alt sınır var. Daha sonra ne var? Üst sınır var. Alt sınır 1 ay. Üst sınır 20 yıl. Al sana soru. Der ki süreli hapis cezasının alt sınırı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 1 ay. Diğer soru. Süreli hapis cezasının üst sınırı nedir? Cevap 20 yıl. Süreli hapis cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap 1 aydan az 20 yıldan çok olamaz. Mesela sana diyecek ki 6 aydan az 30 yıldan çok olamaz. Yanlış bir ifade olduğu için sen gidip onu orada ne yapacaksın? Öğretmenim işaretleyeceksin. Kuralımız 1 ay ile 20 yıl arası değerli arkadaşlar. Onun haricinde burada bir neyimiz var? Artı bilgimiz yani ünlemimiz var değerli arkadaşlarım bir yıldan bir yıldan az ise buna verdiğim bir isim var. Süreli hapis cezası bir yıldan az ise değerli arkadaşlarım sayılı gün çabuk geçer. Buna ben ne diyormuşum? Kısa süreli hapis cezası diyormuşum. Tekrar ediyorum. Bir hapis cezası bir yıldan az ise buna ben kısa süreli hapis cezası ismini veriyormuşum. Demek ki 2 yıllık hapis cezası. Nasıl bir hapis cezasıymış değerli arkadaşlarım? Uzun süreli. O zaman öğretmenim 6 aylık hapis cezası. Nasıl bir hapis cezasıymış? Kısa süreli. Çünkü ne diyor bana? Bir yıldan az ise buna kısa süreli hapis cezası denir diyor sevgili arkadaşlarım. Bu hususa da ne yapalım? Dikkat edelim. Geldim şimdi öğretmenim buraya. Nereye? Adli para cezasına. Hemen şunun üst tarafına Anlatıvereyim onda adli para cezası değerli arkadaşlarım adli para cezasında para miktarı miktarı çarpı gün bu ne demek şimdi değerli arkadaşlarım bir ceza var Türk ceza kanunu tamam mı buna izin verdiği sürece Türk ceza kanunu bunu buna izin verdiği sürece yani düzenlediği sürede sürece arkadaşlarım kanunda bazı suçlarda ya doğrudan adli para cezası öngörülmüştür ya da hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi ne olmuştur? Öngörülmüştür. Tekrar ediyorum. Ya doğrudan kanun bir suçun cezasını adli para cezası olarak düzenlemiş ya da bazı suçların demiş ki işte 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası. Yani orada bir hakime takdir yetkisi bırakmış. Hakim o hapis cezasını ne yapabilirmiş? Adli para cezasına çevirebilirmiş. Nasıl oluyormuş? Para miktarı çarpı gün değerli arkadaşlar. İşte burada söylediğim gün hesabı şuradaki hapis cezasının günü değil mi? Buradan da çevrilebilir dedim ya. Hapis cezasının günü değerli arkadaşlarım. Şimdi burada dikkat edeceğin husus para miktarı. Para miktarı değerli arkadaşlarım. 20 TL ile 100 TL arasında. Neymiş öğretmenim? 20 TL ile 100 TL arasında günlük adli para cezası günlük 101 lira verilemez. 19 lira da verilemez. Bu ikisi veya bu ikisinin arasında bir miktar verilir. Buna kim karar verecek? Buna karar verecek olan Yüce Türk Mahkemelerinin hakimleri takdir edecek. Neye göre? Maddi imkana göre. Bir doktor ise ve aylık 20 bin geliri varsa değil mi? büyük ihtimal 100 TL üzerinden ceza verir. Ama bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğu olan, çalışmayan, sigortası olmayan, evi kira olan bir kimse suç işlediği zaman büyük ihtimal 20 TL üzerinden ceza verecektir değerli arkadaşlarım. Ve gün. İşte buraya da dikkat edeceksin. Nasıl öğretmenim? Sınavda çokça çıktı değerli arkadaşlarım. 5 gün ila ne yapar? 730 gün öğretmenim. Yani adli para cezasında gün sınırı 5 günden az olamaz 730 günden çok olamaz bu da sınavda soru olarak çıktı bak burada bir sürü bilgi var ne onlardan bir tanesi adli para cezasında günlük para cezası miktarının alt sınırı 20 TL adli para cezasında günlük para cezasının üst sınırı 100 TL adli para cezasında arkadaşlarım alınan cezanın gün alt sınırı 5 gün Adli para cezasına alınan cezanın gün üst sınırı 730 gün değerli arkadaşlarım. Lütfen buna dikkat edelim. 730 gün ne yapıyor? 365 çarpı 2. 2 yıl yapıyor. Hemen hemen değerli arkadaşlarım. O zaman bir örnek yapalım. Ne dedim? Para miktarı çarpı gün demiştik. Para miktarını söyledik. Sınırlarını günün sınırlarını söyledik. Mesela bir kimseye ne yapıldı? Günlük 30 liradan çarpı değil mi? Para miktarı çarpı 100 gün ne verildi? Adli para cezası. Ne yapar öğretmenim? Değil mi? 30, 1, buradan geldi. 1, 0 daha buradan geldi. 3000 TL adli para cezası yapmış oldu değerli arkadaşlarım. Ne yapılıyor bu da? Tabii ki maddi durumu yoksa taksitle ödenebiliyor. Yani kredi kartına taksit var. Şaka şaka kredi kartına yok ama elden taksit söz konusu değerli arkadaşlarım. Anlaştığımızı varsayıyorum. Anlaşıldığını varsayıyorum arkadaşlarım. Evet. Yorumları bir açayım. Açtım. Ceza ile ilgili bir sıkıntımız var mı? Ceza ile ilgili bir sıkıntımız var mı? Anlaştık sanırım. Zaten çok da zor değil. Kolay arkadaşlarım. Yok değil. Tamam. Hemen size bir örnek soru göstereyim arkadaşlarım. Şöyle bak. Bu benim kitabımın yaprağıydı. Ama sizler için yırttım. Size göstereyim diye. Evet bak şurada ne diyor? Hemen şuradan arkadaşlarım. Kısa süreli hapis cezasının üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir? Üst sınır neydi? Kısa süreli hapis cezası ne diyordu? Bir yıldan az olamaz diyordu. O zaman üst sınır kısa süreli hapis cezasında değil mi? Ne olur? Bir yıl olur. Adi para cezasının gün üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik? 5 gün ila 730 gün arası olmalıydı. Değil mi? Medeni Kanun evet bunu daha geleceğiz bu konuya daha gelmedik değerli arkadaşlarım. Evet, var mı sıkıntı? Sanırım sıkıntı yok. O zaman devam ediyorum. Burayı geçtim. Bu sayfayı attım arkadaşlarım. Geldim yine zevkli bir yere. Nereye? Hukukun farklı anlamlarına. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor arkadaşlarım. E, yaptırımları bitirdik demek oluyor. Evet. Yorumları pıt. gene kapattım arkadaşlarım. Başlığımı atıyorum. Diyorum ki şuraya. Hukukun. Hukukun. Farklı. Anlamlara. Bunlar. Sözel olarak tanım olarak sürekli karşınıza çıkan şeyler arkadaşlar. Ama esasında çok kolay şeyler. Şimdi bunlardan birazcık bahsedeyim. Şimdi birincisi bir tane zımbırtı. Mevzu hukuk. Bak çok basit aslında. Ne demek öğretmenin mevzu hukuk? Bak mevzu hukuk kökü nedir biliyor musunuz? Nereden gelir mevzu hukuk? Mevzuattan gelir. Nereden geliyormuş? Mevzuat. Bir yere gittiğiniz zaman mesela resmi bir devlet dairesine gittiğiniz zaman bir işlem yaptıracağınız zaman o işlemi yaptıramadığınızı varsayalım. Oradaki memur size şöyle bir cevap verir. Der ki abicim, ablacım, dayıcım, emmicim her neyse bu bizim mevzuatımıza aykırı. Ben sizin işleminizi yapamam der. İşte orada bahsettiği mevzuat aslında mevzu hukuktur. Ne demektir öğretmenin mevzuat yani mevzu hukuk? Yürürlükte olan yürürlükte yürürlükte olan hangi kurallarım öğretmenim benim? Hangi kurallarım? Yazılı hukuk kuralları. Tekrar ediyorum. Mevzu hukuk yani mevzuattan gelir. Mevzuata aykırılıktan aklınıza gelsin. Mevzu hukuk demek yürürlükte olan yazılı hukuk kuralları demektir. Bir örnek yapalım. 1924 Anayasası 1924 Anayasası mevzu hukukumuz kapsamına girer mi şu an için? Bakıyorum. iki tane şartı var. Biri yürürlükte olacak. ikincisi yazılı olacak. Bakıyorum. Yazılı mı? Evet yazılı. Ama yürürlükte mi? Değil. O zaman 1924 anayasası olmaz. Bir diğer örneğim. Örf ve adet hukuku olsun öğretmenim. Örf adet hukuku. Mevzu hukuk içerisine girer mi? B bakayım. İki şartım var. Yürürlükte olacak, yazılı olacak. Bakıyorum. Yürürlükte mi? Evet. Örf ve adetlerden faydalanırız. Aa, burada ne diyor? Yazılı diyor. Aa, örf adetler yazılı mı? Değil. O zaman olmaz. Bir örnek daha yapayım. 1982 anayasası. İki şartım vardı. Neydi? Yürürlükte olacak, yazılı olacak. Bakalım taşıyor mu? 1982 Anayasası şu an için yürürlükte mi? Evet. 1982 Anayasası yazılı mı? Evet. O zaman 1982 Anayasası bizim için şu an neymiş öğretmenim? Mevzu hukuk. Yani mevzuat kapsamındaymış. Güzel. Bir diğeri öğretmenim neymiş? Pozitif hukuk. Pozitif hukuk. Evet. Evet. Pozitif hukuk demek değerli arkadaşlarım. Bir kere pozitif hukuk demek ilk şartım yürürlükte olacak. Yürürlükte bulunan yürürlükte bulunan yani ilk şartı bu hukuk kuralının yürürlükte bulunmasıymış arkadaşlarım. Pozitif hukuk demek yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının hukuk kurallarının tamamıdır. Neymiş öğretmenim pozitif hukuk? Yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tamamı. O zaman iki şartı var. Birincisi yürürlükte olacak. Yazılı da olabilir. Yazısız da olabilir. Anlatabildim mi? Bunlar benim için neyi ifade ediyormuş? Pozitif hukuku ifade ediyormuş. Şimdi hemen üstte dön. Mevzu hukukta ne dedim? Yürürlükte olan yazılı hukuk kuralları. Burada ne dedi? Yürürlükte bulunan Yazılı ve yazısız eee, O zaman mevzu hukuk neyin içerisinde pozitif hukukun içerisinde yani bir küme yapsam. Mevzu hukuk desem değil mi? Bir küme yapsam, buna a kümesi desem ve bunun içine alan bir b kümesi çizdiğim zaman bu b kümesine ben ne diyebilirim. Pozitif hukuk diyebilirim. Çünkü mevzu hukuk, yazılı hukuk kuralları pozitif hukuk. Yazılı hukuk kurallarıyla yazısız hukuk kurallarının tamam olduğu için mevzu hukuk aslında aynı zamanda pozitif hukukun içerisindedir öğretmenim. Örnek vereyim, örf ve adet hukuku. Bak, bunlar yazısız olduğu için az önce mevzu hukuk içerisinde yer almadı. Ama pozitif hukukta yazısız hukuk kuralları da dahil olduğu için mevzu hukuku bunun içerisine dahil edebilirim arkadaşlarım. Örf adet hukukunu pozitif hukuka dahil edebilirim. Şuradaki 1982 Anayasasını buraya da yazayım. 1982 Anayasası yazılı mı? Yazısı yazılı. Yürürlükte mi? Evet. Burada hem yazılı hem yazısızlar olduğu için yürürlükte aynı zamanda buraya dahil oluyor. Zaten bu mevzu hukuk değil mi de? Evet, mevzu hukuk aynı zamanda pozitif hukukun içerisinde değil miydi? Evet, zaten oradan bunu sağlar arkadaşlar. <laughs> Bir diğeri tarihi hukuk öğretmenim. Tarihi hukuk. Evet tarihte kaldı deriz. Tarihte kaldı. Ne oldu? Tarihte kaldı. Ne demek o zaman tarih hukuk? Hemen şuraya kısaca yazayım. Tarihte kalmış. Tarihte kalmış. Bak tarihi hukuk tarihte kalmış hukuk kurallarını ifade eder. Tarihte kalan hukuk kuralları yürürlükte midir? Hayır. O zaman tarihi hukuk öğretmeni bir kere kafadan nedir? Yürürlükten yürürlükten kalkmış hukuk kurallarıdır. Değil mi? Yürürlükten kalkmışsa kullanılmayan hukuk kurallarıdır arkadaşlarım. Kullanılmayan hukuk kuralları. Hemen gelelim. Sağlamamızı yapalım. 1982 Anayasası. Olur mu? Bakalım. Tarihte kalmış, yürürlükten kalkmış, kullanılmayan hukuk kuralları diyor. 1982 anayasası daha az önce söyledik. Ne dedik? Yazılı ve güncel. Yani yürürlükte dedik. O zaman 1982 anayasası sağlar mı bunu? Sağlamaz. 1982 anayasası bizim için bir tarih hukuk değil. Değil mi? Şuradaki 1924 anayasasını getirelim. 1924 anayasası dedim Bakıyorum. Tarihte kalmış. Evet. Yürürlükten kalkmış. Evet. Kullanılmayan. Evet. Tarih hukuk anlamında 1924 anayasası bak şurada mevzu hukuku sağlamamıştı. Yürürlükte değildi çünkü değil mi? Yazılı olmasına rağmen yürürlükte değildi sağlamamıştı. Ama burada ne dedik öğretmenim? Tarihte kaldığı için, yürürlükten kalktığı için, kullanılmadığı için tarihi hukuk olacaktır bizim için. Evet hemen şuraya kısacık son olarak doğal hukuku da işleyelim. Bayı da bitirelim doğal hukuk ayrımı var bir de. Hukukun farklı anlamlarında değerli arkadaşlarım. Doğal hukukta olan değil, neyi isterim değerli arkadaşlarım? Olması gereken. Olması gereken. Yani doğal hukuk neye bakmaz? Olana bakmaz. Neymiş esas teması? Olması gereken arkadaşlarım. Yani ulaşılmak istenen hukuk kurallarıdır doğal hukuk. Şöyle bir örnek verebiliriz olanı incelemiyorsa doğal hukuk bizim bu mevzuatımıza, pozitif hukukumuza vesaire bunlara bakmaz. Olması gerekeni inceler arkadaşlar. Mesela Allah korusun. Bu istismar suçları var biliyorsunuz değil mi? Cinsel istismar vesaire. Bunlar meydana geldiği zaman biz bunu yapan adiler, kötüler, pislikler, caniler için ne istiyoruz? İdam cezası istiyoruz. Değil mi? idam cezası. Bak şimdi idam cezasını bir inceleyelim. İdam cezası bizim için bir hukuk kuralı mı şu anda? Değil. Kanunumuzda idam cezası var mı? Yok. Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok. Olan mı? Değil bak. Olanı değil. Ha, o zaman birincisini sağladı. İkincisi olması gereken. Biz ne diyoruz? Böyle suçlar ortaya çıktığı zaman olması gereken idam cezası diyoruz değil mi? O zaman bak idam cezası bizim için bir doğal hukuk kuralıdır diye biliriz arkadaşlarım. Fazla da uzatmaya gerek yok. Mantığını anladıysanız eğer. Evet, hemen bir yorumu bir kez daha açıyorum. Evet, var mı sıkıntı? Anlaşamadığımız bir yer? Burada da güzel bir şekilde anlaştığımızı varsayıyorum arkadaşlarım. Var mı sıkıntımız? Evet, var mı sıkıntımız? Ekranda donma vesaire var mı arkadaşlarım? Hemen bir iki kelime yazın ondan sonra hemen vakit kaybetmeyelim çünkü bir saat dolmadan bitirmemiz lazım ki yayınımız kaydolabilsin. Evet. Tamam sanırım yok o zaman. Eyvallah teşekkür ederim hepinize. Evet. Tamam yorumlarımızı kapattım tekrar bu kağıda fırlattım arkadaşlarım. Geldim başka temiz bir sayfaya daha. Evet, orada da bir başlık atıyorum. Diyorum ki az önce hukukun farklı anlamlarına bakmış idik. Şimdi de diyorum ki sevgili arkadaşlarım hukuk hukuk kurallarının hukuk kurallarının çeşitleri. Şimdi neye bakacağız? Hukuk kurallarının çeşitlerine bakacağız. Ne gibi çeşitleri varmış? Meyvelerin çeşitleri vardır değil mi? Elma, armut, portakal, mandalina değil mi? Üzüm vesaire vesaire. İşte bu hukuk kurallarının da çeşitleri var. Az önceki sayfamı bir daha daha getireyim buraya. Çünkü bunlar temel hukukta soru değeri olan yerler arkadaşlarım. Şu mevzu hukuku, pozitif hukuku, tarih hukuku sordular. Nasıl soruyor öğretmenim? Tanımla soruyor. Diyor ki yürürlükte olan yazılı hukuk kurallarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Mevzu hukuku işaretlemeni istiyor. Yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tamamına ne ad verilir? Pozitif hukuku işaretlemeni istiyor arkadaşlar. O yüzden hukuk kurallarının çeşitleri de bu anlamda bizim için önemli. Neden önemli derseniz buradan da soru geldi. Soru değeri yüksek. Şimdi biz burayı dörde ayıracağız. Ben size burayı hiç böyle kafanızda çelişkiye mahal kalmadan arkadaşlarım şu şekilde hemen 2-3 dakika içerisinde anahtar kelimelerle hemen halledivereceğiz. Şimdi hukuk kurallarından çeşitlerinden birincisi arkadaşlarım. Emredici kurallar. Emredici hukuk kuralları. Ne demektir öğretmenim emredici hukuk kuralı? İsmi üzerinde emreder. Şimdi şöyle düşün. Siz bir emre itaat ediyorsanız yani mesela memur olduğunuzu düşünün Allah izin verirse. Amirini size emir ettiği zaman bir şeyi buyurduğu zaman aksini yapma gibi bir lüksünüz var mı? Yok. Neyi yapmak zorundasınız? Amirinizin dediğini, yani emrettiği şeyi yapmak zorundasınız. Aksine bir davranışta bulunamazsınız. İşte bizim hukuk kurallarımız içinde aynı şey geçerli değerli arkadaşlarım. Emredici hukuk kurallarında nedir öğretmenim? Uyulması zorunludur. Emredici hukuk kurallarına bir kere uymak zorundasınız arkadaşlarım. Uyumak zorundaysa bak uyulması zorunlu ise ben bunun aksini yapabilir miyim? Hayır. O zaman ne diyorum? Aksini kararlaştıramayız. Bak ikisi birbiriyle kardeş zaten birbirini destekleyen ifadeler. Uyulması zorunlu olmasaydı, kişilerin inisiyatifine bırakılsaydı zaten aksini ne yapabilirdik? Kararlaştıra bilir idik. Aksini kararlaştıramıyorsak uyulması zorunlu. Uymak zorundaysak aksini kararlaştıramayız. Ben böyle bu tip hukuk kurallarına ne diyormuşum öğretmenim? Emredici hukuk kuralları diyormuş. Anlaştık mı? Emredici hukuk kurallarına uyulması zorunlu. Aksini kararlaştıramıyoruz. Mesela nedir? Bir örnek verecek olursak kanunumuz diyor ki akıl hastaları evlenemez. ünle. Ne demiş kanun bize? Akıl hastaları evlenemez. Açık ve net bir cümle. Demiş ki kanun. Arkadaşım akıl hastası isen evlenemezsin. Evlenmeyeceksin. Sana akıl hastası isen evlenme diye ne yapmış kanunumuz? Emretmiş. O yüzden ne yapmak zorundasın? Uymak zorundasın. Ha uymadın mı? Hatırlayın örneğimizi. Ne demiştik? Kadınla erkek bir önceki dersimizde. Değil mi? Resmi memurumuz vardı. Birbirlerine evet, evet demişlerdi. Evliliğin kurucu unsurlarını taşıdığı için var olan bir evlilikti. Ama daha sonradan erkek ne çıkmıştı? Akıl hastası çıkmıştı ve demiştik ki akıl hastaları evlenemez. Öğretmenim, bu uyulması zorunlu bir kural. Bunun aksini kararlaştıramayız. O zaman ne olacak? İşte bu evlilik mutlak mutlak yani mutlak geçersiz olan bir evlilik yani bu evlilik baştan itibaren geçersiz olan bir evlilik olacak. Hukuk aleminde sonuç doğurmayacak arkadaşlarım. Çünkü kanun sana Allah. Arkadaşlarım telefonu düşürdüm elimden. Kusura bakmayın. Kanun sana ne yapmış? Akıl hastasıysan evlenmeyeceksin demiş, değil mi? Akıl hastaları evlenemez diye kanun seni uyarmış. Evet. Devam ediyorum buradan değerli arkadaşlarım. Şöyle ekran biraz bulanıklaştı. Onu bekliyorum. Heh. Sonuç olarak ne olacaktı? Mutlak mutlan olacaktı. Evlilik doğduğu andan itibaren hiçbir şekilde sonuç doğurmayacaktı değerli arkadaşlar. Tamam mı? Burayı anladık. Arkadaşlar bir dakika durun. Ben şunu bir sabitleyeyim. Durun yorumları da açayım. Eğer kafanıza takılan bir yer varsa burada sorun. Çünkü telefon elimden kaydı. Bunu sabitlemem lazım. Yoksa çok zorlanırız. Sabitlemezsek bayağı zorlanırız. Hem de çok da değil baya zorlanırız arkadaşlarım. Evet. Sabitlemek üzereyim. Evet. Etçük daha sabrederseniz bitti bitme üzere. Evet, sanırım hallettim arkadaşlarım. Tamam. Şimdi sıkıntı var mı arkadaşlarım görüntüde? Devam ediyorum. Sıkıntı var mı görüntüde? Bana bir söyler misiniz? Bir evet hayır alabilir miyim arkadaşlarım? Görüntü sıkıntı var mı yok mu? Sanırım yok. Tamam. Yorumlarımızı kapatıyorum tekrar. Tamam. Yorumları kapattım. Devam ediyorum. O zaman emredici hukuk kurallarını Geçtim değerli arkadaşlarım. Nereye geldim öğretmenim? Tamamlayıcı hukuk kuralları. Diğer kalemimizde yazalım. Başlık olduğu belli olsun. Tamamlayıcı, tamamlayıcı hukuk kuralları. Bak, isminden git hiç ezber yapmanıza gerek yok. Emre diyordu. Uymak zorundaydım. Aksini kararlaştıramazdım. Değil mi? Tamamlayıcı hukuk kuralı diyor. Bak, kısa mantık yapalım. Hiçbir şey bilmesen bile. Tamamlayıcı diyor. Demek ki tamamlayabilmesi için zaten ortada bir şeylerin olması gerekiyor. O zaman kanun bana diyor ki aslında tamamlayıcı hukuk kurallarında sen yap tamam mı bak sen yap eksik eksik kalırsa kalırsa ben tamamlarım. Kim dedi bunu bana? Kanun dedi. Kanun koyucu dedi. Ne dedi? Sen yap eksik kalırsa ben tamamlarım. İşte neyle Neyle tamamlayacak hocam? Tamamlayıcı hukuk kurallarıyla. Hocam bu ne demek? Biraz daha açar mısınız? Açıyorum. Arkadaşlarım bunlar emredici hukuk kurallarının aksine tarafların aksini kararlaştırabildikleri hukuk kurallarıdır arkadaşlarım. Kanun koyucu bu hususta sizi serbest bırakır. İstediğiniz gibi davranın der. Ama bir sıkıntı olursa, yaptığınız şeyde bir eksiklik söz konusu olursa tamam mı? Kanun koyucunun tamamladığı bu eksiklikleri tamamladı, bu boşlukları doldurduğu hukuk kurallarıdır arkadaşlarım. Bunun en güzel örneği evliliktir yine. Evlilikte. Evlilikte arkadaşlarım şöyle ki bir sözleşme var. Nasıl bir sözleşme? Takdir edersiniz ki eşler arasındaki mal sözleşmesi değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Bu anlamda kanun koyucu sizi serbest bırakıyor. Eşler arasında diyor. Dilediğiniz gibi diyor. Tamam mı? Bir mal rejimi sözleşmesi hazırlayıp bunu diyor sizler imzalayabilirsiniz diyor. Evlenmeden önce veya evlendikten sonra. Eğer ki diyor işte bunu yapmazsanız ve iş mahkemeye taşınır, bir boşanma davası söz konusu olursa. Bu boşanmada siz bu mallar için kavga edeceğiniz için burada biz devreye gireriz ve sizin boş bıraktığınız Tamam mı? Sizin bu ilgilenmediğiniz, yapmadığınız sözleşme anlamındaki maddeleri biz tamamlarız diyor. Neye göre? Kendi hukuk kurallarımıza göre. Sen sözleşme yapmadın mı kardeşim? Yapmadın. O zaman senin ben sözleşme boş bırakılması durumunu tamamlıyorum. Ne diyorum ben sana? E, Türk Medeni Kanunu anlamında değerli arkadaşlarım. Medeni kanun anlamında bir tamamlayıcı hukuk kuralı e, uyguluyorum edinilmiş edinilmiş mallara katılma rejimini uyguluyorum diyor. Bak kanun dedi ki baştan alıyorum. İstediğin gibi evlilik mal sözleşmesi yapabilirsin eşinle. Yapmıyorsan kardeşim yarın bir gün boşanacak olursan sen mallar hususunda eşinle kavga edersin. Bana geldiğinizde ben dedi bu boş olan hususu sizin üzerinde serbestçe hareket etmenize izin verdiğim ama sizin etmediğiniz hususu ben edinilmiş mallara katılma rejimiyle tamamlarım dedi. Yani eşlerin birlikteki kazandıkları mallar onların e, ikisinin de hakkıdır. Yarı yarıya ne yapılır öğretmenim? Bölünür. Olayımız bu. Yani kanun seni rahat bıraktı. Dedi ki istediğin gibi mal sözleşmesi yap. Yapmadın mı? Kanun orayı ne yapıyor? Tamamlıyor. Kanun kendi kurallarını oraya senin boş bıraktığın yere uyguluyor. Şimdi burada yarı yarıya böldü ya. Oysa ki sen ne yapabilirdin? İşte malın hepsi kadının veya malın hepsi erkeğin veya malın üçte biri erkeğin işte e, geri kalanı kadının gibi aslında bir sözleşme yapabilirdin. Yapmadığın için kanun koca o boş olan yeri ne yaptı? Tanım tamamladı. Bir diğer öğretmenim tanımlayıcı hukuk kuralları. Tanımlayıcı hukuk kuralları. Ne demektir tanımlayıcı hukuk kuralları öğretmenim? Arkadaşlarım. Ne vardır? Literatür var, değil mi? Literatür. Hukuk literatürü. Bir sürü bilmediğiniz vesaire vesaire kelime, değil mi? Mesela ne var? Bizim çok faydalandığımız hukuk sözlüğü. Binlerce bilmediğimiz kelime var. Doğal olarak da halkın, insanların da hukukta bilmediği kelimeler, cümleler mealler söz konusu değerli arkadaşlarım. O yüzden aslında tanımlayıcı hukuk kurallarının işlevi şu. Ne anlama geldiği bilinmeyen ifadeleri açıklar. İfadeleri açıklar. Bak, ne anlama geldiğini bir şeyin açıklıyorsan sen zaten tanımlayıcıdır bu. Tanımlayıcı Türkçe'de de, değil mi? Tanımlayıcı bir ifadedir arkadaşlarım. İşte şu nedir dediğinde bunu açıklıyorsan orada tanım yapmışsın demektir. Aslında tanımlayıcı hukuk kuralları da böyle. Ne anlama geldiği bilme, bilinmeyen ifadeleri açıklıyor. İşte ben buna tanımlayıcı hukuk kuralları diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bak. Şöyle bir yine Medeni Kanun'da ifademiz var. Medeni Kanun. Medeni Kanun diyor ki: Nişanlanma Evlenme vaadiyle olur. Ee, bak ne diyor Medeni Kanun'un bir maddesi? Nişanlanma virgül veya noktala virgül fark etmez. Evlenme vaadiyle olur. Ha, şimdi soruyorum bak. Nişanlanma ben, tamam halk arasında biliyoruz ama kanunen bilmiyorum anlamı soruyorum kanun kitapçığına. Tamam mı? Nişanlanma nedir? Bak. Nişanlanma evlenme vaadiyle olur diyor. Ha bak yapmam gereken şu. Demek ki öğretmenim kanunen hukuken evlenme vaadi barındıran her şey aslında tanımlayıcı. Burada tanım yapıyorum nişanlanma demektir. Tekrar ediyorum. Dedi ya kanun bana. Nişanlanma evlenme vaadiyle olur diye. Demek ki evlenme vaadi içeren her şey aslında kanunumuza göre nişanlanmadır. Neden? Çünkü kanun nişanlanmayı böyle tanımlamış. Çünkü kanun nişanlanmayı böyle tanımlanmış. Ne demiş? Evlenme vaadiyle olur. O zaman sen dersen ki senden çocuğum olsun istiyorum. Senden çocuğum olsun istiyorum. Bak. Ulan senden çocuğum olsun istiyorum demek evlenmek istiyorum demektir. Evlenmek istiyorum demek evlenme vaadi demektir. Evlenme vaadi nişanlama demektir. Ulan o zaman şöyle bir durum söz konusu değil mi? Demek ki bizim halk arasında bildiğimiz nişanlanmayla kanuna nişanlanma aslında birbirinden farklı. Yani ne demek? Senin bir erkekle veya senin bir kadınla nişanlanabilmen için gidip anasından babasından istemene gerek yok kanunen. Sen bir kıza senden çocuğum olsun istiyorum dediğin zaman sen bu kızla aslında hukuken nişanlandın. Demek ki sana gidip dava açabilir. Ya da işte pembe panjurlu evimiz olsun. E sen pembe pancurlu evimiz olsun diyorsan bu evde kim yaş ne zaman yaşayacaksın? Evlendiğinde. E ev pembe pancurlu evimiz evlendiğimizde olsun diyorsan evlenme vaadidir. E evlenme vaadi verdiysen nişanlandım demektir. Neye göre? Tanımlayıcı hukuk kuralına göre. Çünkü nişanlanmayı bu şekilde tanımlamış. Aman dikkat edin. Böyle her şeyi basite almayın. Bunu da burada belirtmiş olayım değerli arkadaşlarım. Allah korusun bu maddeyi çok iyi bilen biri gidip hakkınızda dava açabilir. Manevi tazminat alabilir sizden. Demek ki neymiş öğretmenim tanımlayıcı hukuk kuralı? Tanımlayıcı hukuk kuralı ne anlama geldiği bilinmeyen ifadeleri açıklayan hukuk kurallarıymış bizim için. Bir diğer öğretmenim ve sonuncusu yorumlayıcı hukuk kuralı. Ben bunu çok seviyorum. Yorumlayıcı hukuk kuralı. İsmi üzerinde yorumlayıcı arkadaşlarım. Yorum yapacak. Neyi? Öncelikli şartım şu. Taraflar işlem yapacak. Ve bu işlemde işlemde bilinmeyen ifadeler olacak. İfade olacak. Bunu ben neden böyle carcur uzun uza diye yazdım öğretmenim. Şu tanımlayıcı zıkkımla yorumlayıcı zıkkımı birbirine karıştırmayın diye. Karıştırmayın. Bak değerli arkadaşlarım. Tanımlayıcı hukuk kuralı doğrudan doğruya neyin ne olduğu kanunda yazılıdır. Yorumlayıcı hukuk kurallarında neyin ne olduğu kanunda yazılı değil. Tarafların yaptığı işlemde yazılı. Taraflar bilinmeyen ifadeyi nerede kullanıyor? İşlemde. Bak işte ayırt etme noktamız bu. Bilinmeyen bir ifadeyi yorumlayıp açıklayacağız ya yorumlayıcı da. Burada bilinmeyen ifade işlemde kullanılıyor. Tanımlayıcı hukuk kuralında da yine bilinmeyen bir şeyin tanımını yaptım ama bu bilinmeyen ifade kanunda geçiyor. Aha da ayırt etme noktası bu. Gayet basit. Tekrar ediyorum. Bilinmeyen ifade tanımlayıcı hukuk kuralında kanunda geçiyor. Bilinmeyen ifade yorumlayıcı hukuk kuralında kişilerin yapmış olduğu işlemde geçiyor. Yorumlayıcı hukuk kuralı bu işlemde şöyle devreye girer arkadaşlarım. taraflar bir işlem yapıyor. Kişiler yaptığı bu işlemde ne anlama geldiği aslında çok da açık olmayan ifadeler kullanıyorlar arkadaşlarım. İşte bu ifadeleri kişilerin yaptıkları işlemde yer alan bu e, çok e, anlaşılmayan ifadeleri yorumlayıcı hukuk kuralları ne yapıyor? Açıklıyor arkadaşlar. Ne olabilir öğretmenim? Mesela e, bir Ödünç sözleşmesi yaptık mesela. Ödünç. Ne aldım? Ödünç. Araba almış olayım. Bak. Birinden ödünç araba aldım. Tamam mı? Adam dedi ki ben bu arabayı sana verdiğimi bir şekilde ispat etmem lazım birader dedi. Ee, sözleşme yapmamız lazım aramızda dedi. Ee, ben dedi anlamam dedi. Ee, i̇ster kanuna uygun olsun isterse uymasın bana yazılı bir kağıt vereceksin dedi. Tamam dedik. Tamam mı? Adamdan e, arabayı aldığımda bir tane kağıt hazırladık. Kağıda dedim ki ayın ortasında ayın ortasında teslim edeceğim dedim. Bak. Ayın ortasında teslim edeceğim diye bir ifade kullandım. Adamla yapmış olduğumuz kağıtta. Şimdi ayın ortası da şöyle bir durum var. Ay 31 gün olabilir. Ortası 2'ye böldüm. Değil mi? 15,5 çıktı. Ayın ortası değil mi? 15,5 çıktı. Şubat ayından bahsedersem 28 olabilir. 2'ye böldüm. 14 çıktı. Şubat'ın 29 çektiği bir gün olabilir. 2'ye böldüm. Değil mi? 14.5 çıktı. Şimdi 14.5 14. günün 6 saat daha geçmesini mi bekleyeceğim? Ya da 31 gün olan bir ayda 15. günü 6 gün daha mı geçmesini bekleyeceğim? Bir tek 30 gün olan aylarda ikiye böldüğüm zaman denk geliyor değil mi? İşte bu karışıklığın önüne geçmek için kanun koyucu demiş ki ister Ocak ister Şubat ister Mart ister Nisan 12 ay hiçbiri fark etmez. Şöyle demiş ayın ortası ifadesinden hangi ay olduğu önemli değil ayın 15. günü anlaşılır. Kanun demiş ki ayın başı ifadesinden hangi ay olduğu önemli değil ayın ilk günü anlaşılır. Kanun demiş ki ayın sonu ifadesinden ayın sonu ifadesinden hangi ay olduğu önemli değil. Ayın son günü anlaşılır demiş. Mesela düşünsene bir sözleşme yaptığını. Ondan sonra yapıyorsun sözleşmeyi. Adam sana diyor ki ya diyor ben şubatın diyor işte 27 gün 28 gün olduğunu bilmiyordum. Ben 31 gün sanıyordum. Benim 3-4 güne daha ihtiyacım var. Ayın sonu diye kararlaştırmışlar. 3-4 güne daha ihtiyacım var. İşte kanun koyucu bunun önüne geçiyor. Diyor ki hangi ay olduğu beni ilgilendirmez. Ayın son günü diyorsan sen eğer sözleşmen ayın son günü diye yazdıysan ayın son günü anlarım diyor değerli arkadaşlar. Bu da böyle. Karıştırmayın tekrar ediyorum. Yorumlayıcıda bilinmeyen ifade kişilerin yaptığı işlemde tanımlayıcıda bilinmeyen ifade kanunda. Şöyle sorabilir. Tarafların yapmış olduğu işlemlerde bilinmeyen hususları açıklayan hukuk kuralları derse yorumlayıcı hukuk kuralı. Kanunda mevzuatta yer alan bilinmeyen ifadeleri açıklayan hukuk kuralları derse tanımlayıcı hukuk kuralı. Aman ha gözünüzü seveyim bak uyarıyorum. Vebel altında kalmayayım diye arkadaşlarım dikkat edin. Yorumları açtım. Var mı bir sıkıntınız? Sormak istediğiniz bir yer. Evet var mı? Burada da çok güzel anlaştığımızı düşünüyorum. Var mı? Sanırım yok. Sanırım yok. Pıt. Bunu da attım. Evet. Tamam. Arkadaşlarım bir 10 dakikamız kaldı. 10 dakika içinde hemen bir konuya giriş yapacağım. Orada bırakacağım. Zaten yine diğer dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir diğer husus yine hukuk kurallarından devam ediyoruz zaten. Hukukun dalları diyeceğim. Kısacık buradan bahsedip çok detayına girmeden burada bırakacağız ki önümüzdeki ders geniş geniş devam edelim değerli arkadaşlarım. Evet. Hukukun dalları dedim. Arkadaşlarım hukukun 3 dalı vardır. Kafadan bir 3'e ayıracağız bunu. Birincisi kamu hukukudur. İkincisi özel hukuktur. Üçüncüsü ise değerli arkadaşlar karma hukuktur. Neymiş? Kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk. Buranın da soru değeri var. Yorumları kapatıyorum sevgili arkadaşlarım. Buranın da soru değeri var. Nasıl soru değeri var öğretmenim? Diyor ki adam ÖSYM. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku alt dallarından biridir veya değildir? Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alt dallarından biridir veya değildir? Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk alt dallarından biridir veya değildir? Bu şekilde ÖSYM soru soruyor. O yüzden hangi hukuk dalının hangisinin altında yer aldığını bilsek iyi olur. Ben şimdi sizlere bunu çok güzel kafanıza yerleştireceğim arkadaşlarım. Şimdi öncelikli olarak şuraya değinmek isterim. Ben ezberi sevmem arkadaşlarım. Fark ettiyseniz hep mantığını e, anlatmaya çalışırım ki daha önceden e, ders halinde ders anlattım veya canlı yayınımı izleyen arkadaşlarım bunu bilir. Bir kere şu mantığı kavramanızı isterim. Neden kamu hukuku demişim? Neden özel hukuk demişim? Neden karma hukuk demişim? Arkadaşlarım kamu hukukunda olayımız şu. İlişkilerde ilişkilerde devlet üstündür. Anlaştık mı? Kamu hukukunda mantık bu. Bu hukuk dallarında, ilişkilerde üstün olan devlettir. Yani burada bir üstünlük söz konusu. Özel hukukta arkadaşlarım daima eşitlik esas. Ne varmış? Daima eşitlik esasmış. Karma hukukta da üstünlük de olabilir, eşitlik de olabilir. Takdir edersiniz ki karma dediğime göre değil mi? Üstünlük de olabilir, eşitlik de olabilir. İkisinden biri söz konusu olabilir. Karma hukuk zaten bizi çok da ilgilendirmiyor değerli arkadaşlarım. Kamu hukukunda mevzu bahis neymiş? Bu hukuk alt dallarında burada yer alan hususlarda devlet üstünlüğü var. Özel hukukta daima ne var öğretmenim? eşitlik tarafların birbirine üstünlüğü yok. Yani x tarafı eşittir y tarafı bunların birbirine üstünlüğü yok. Ama burada devlet büyüktür herkes. Burada devletin neyi var öğretmenim? Üstünlüğü söz konusu. Şimdi kamu hukuku alt dallarına bakalım. Birincisi anayasa hukuku. Anayasa hukuku. İkincisi idare hukuku. Üçüncüsü ceza hukuku. Dördüncüsü vergi hukuku. Beşincisi icra iflas hukuku. Altıncısı yargılama hukuku. Bir diğeri devletler devletler genel Hukuku. Anlaştık mı? Kamu hukuku. Alt dalları bunlar. Anayasa, idare, ceza, vergi hukuku, icra-iflas hukuku, yargılama hukuku, devlet... E, devletler genel hukuku. Diyecek ki aşağıdakilerden hangisi? Kamu hukuku, alt dalları içerisinde yer almaz. A. Anayasa hukuku. B. İdare hukuku. C. Ceza hukuku. D. İcra-iflas hukuku. E. Borçlar hukuku diyecek mesela arkadaşlarım. Gidip borçlar hukuku ne yapacaksınız? İşaret diyeceksiniz. Anlaştık mı? Şu devletler genel hukukuna dikkat nedenini birazdan söyleyeceğim. Bak az önceki devlet üstünlüğü olayına da bir örnek verelim kafanızda iyice otursun. Şurada mesela ceza hukuku, kamu hukuku alt dallarından bir tanesi. Bir suçun cezası iki yıl ise pazarlık yapma şansınız var mıdır? Yoktur. Bir yıla düşürme şansınız var mıdır? Yoktur. Eğer suçluysanız bu suçtan yırtma şansınız var mıdır? Yoktur. Size özel bir iltimas tanınabilir mi? tanınamaz. Vesaire vesaire. Bak burada her zaman devletin dediği olur. Devletin yaptırım gücü vardır. Burada devletin üstünlüğü söz konusudur arkadaşlar. Geldim özel hukuka. Yani burada davalarda vesaire ilişkilerde her zaman için ne vardı? Eşitlik esastı. Tarafların bir önemi yok. Burada mesela bir davalı olsun, davacı olsun, bir de davalı olsun. Nedir? Davacı eşittir davalı. Davacı devletse devlet eşittir davalı da birey olsun. Burada devlet eşittir birey. Eğer bir uyuşmazda özel hukuk alt dalları uygulanıyorsa bu e, mahkemeye taşınsa da taşınmasa da mahkeme öncesi bir işlem de olsa ne olursa olsun hiç önemli değil. Bir ilişkide özel hukuk alt dalları uygulanıyorsa mutlaka ve mutlaka tarafların bir önemi yok arkadaşlarım. Bu e, ilişkide birey birey de olabilir, devlet devlet de olabilir, devlet birey de olabilir arkadaşlarım. Hiç fark etmez. Ne eşitmiş, e, esasmış. Eşitlik esasmış kıymetli arkadaşlarım. Hemen alt dallarımı yazayım. Medeni hukukum var. Daha sonra borçlar hukukum var. Daha sonra... Ticaret hukukum var. Ve en sonda devletler özel hukukum var. Devletler genel hukukuna dikkat et demiştim. Neyden mütevellit Devletler özel hukukundan mütevellit. Devletler genel hukuku, kamu hukukundayken devletler özel hukuku özel hukuktadır. Zaten şuradaki özelden aklınıza kalır. Devletler özel hukuku özel hukuk alt dalı. Ne diyecekti? Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alt dalı değildir diyecekti? Medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, devletler özel hukuku ve yargılama hukukunu verecekti. Sen gidip yargılama hukukunu işaretleyeceksin veya vergi hukukunu işaretleyeceksin. Neden? Bunlar özel hukuk alt dalı değil neyin alt dalıdır? Kamu hukuku alt dalı. Burada da kar hukukta da e, mantığını söylemiştim. Hemen yazayım nelerin olduğunu. İş hukuku var. Fikir ve sanat eserleri hukuku var arkadaşlarım. Daha sonra hava hukuku var. Değil mi? Toprak hukuku var. Gördüğünüz gibi hep havadan sudan şeyler bunlar. Toprak hukuku var. Daha sonra bankacılık hukuku var. Böyle uzatabiliriz diyebilir. Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk alt dallarından biridir diyebilir. İş hukukunu, fikir ve sanat eserleri hukukunu, hava hukukunu, toprak hukukunu, bankacılık hukukunu bilin. Çünkü kamu özel hukuku sorduğunda şıklara şunlardan da serpiştiriyor. Bunların karma olduğunu bilin. Bir dahaki dersimizde yine duyurusunu yapacağım arkadaşlarım. Nereden devam edeceğiz? Bunların detayına inerek devam edeceğiz. 58-59 dakika oldu arkadaşlarım. Kaydetmem için kapatmam lazım. Anlaşamadığımız, sormak istediğiniz kafanıza takılan bir yer olursa lütfen bana mesaj atın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlarım. Kolay gelsin. İyi geceler.